Günaydın efendim, haberiniz olsunla karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz biliyorsunuz 0212 alan koduyla 709 58 çift 0 numaralı telefondan, ayrıca Twitter ve Facebook hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, sorularınızı, sorunlarınızı aktarabilirsiniz. Tüm hesaplarımız ve telefon numaramız programımız boyunca ekranınızın alt köşesinde yazıyor olacak. Lütfen takip edin ve bizi arayın efendim sorunlarınız için. Yine programımız bugün çok yoğun. Önce şap hastalığı ile ilgili haberleri aktaralım size. Çünkü gündemde ve aslında durum oldukça ciddi. İlk haberimizle başlıyoruz. Tokat'tan gelecek efendim ilk haberimiz. Tokat'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Ali Yavaş, il genelinde şap hastalığı nedeniyle şu ana kadar 11 büyükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı. Ayrıca Turhal'da bir mahalleyi karantina altına aldıklarını ve tedbir amacıyla ise tüm hayvan pazarlarını kapattıklarını açıkladı. Tokat'ta hassas tarım uygulamaları güvenli gıda toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Cevdet Can'la birlikte kent protokolü de katıldı. Toplantıda söz alan Tokat Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda hayvan besleyicisi olan Gürsel Somuncu, şap hastalığı dolayısıyla Turhal'da çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi. Elbiselerini dezenfekte yapıp soktuğum halde Sayın Valim bir haftadır ağrımda yatıp kalkıyorum. Ya, samimi söylüyorum. Aradığı zaman Halil İbrahim Bey toplantıyla ilgili yine ağrıda kendi şey elbisemde sabahlara kadar o hayvana bir aşıya, öbürüne ademin yap, öbürüne işte şunu yap derken yani şu an hastalıkla yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bunun üzerine söz alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Ali Yavaş bu konuda tedbir aldıklarını açıkladı. Dediği doğru, nepatit bir şap. Şap bir virüs Sayın Valim. Normalde 7-8 çift tip var. Bu sene Nepal bir tipinin yeni bir tip girdi. Tokatlı bu Turhal'da bir yerde bunu karşılaştık. Kesin onu var. Evet, söylendik. Hemen biz tedbirimizi aldık. Pazarları kapattık. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, şap hastalığının bir virüsten kaynaklandığını söyledi. Hastalık bir virüsten kaynaklanan hastalık. Bunun 7-8 değişik tipi var. Biz bununla ilgili bakanlık olarak her sene 6'şar aylık dönemler halinde İlkbahar ve sonbahar döneminde aşılama, koruyucu aşılama çalışmalarımızı yapıyoruz. Tokat'ta bizim yaklaşık 270-280 bin büyükbaş hayvanımız var. Düzenli olarak her yıl bunlar aşılanıyor. Bu sene Nepal 1 tipi denen bu virüsün farklı bir tipi ülkemize maalesef giriş yaptı. Tokat'ta da Turhal'da bundan şüphelendik. Daha kesin olmamaları şüphelendik. Biz hemen tedbirimizi aldık. Bu eğer böyle bir şey varsa yayılmasın diye. Öncelikle hayvan pazarlarımızı kapattık. Ve akabinde bu Nepal 1 tipi dediğimiz aşıyı bakanlığımız üretti, şap mühendisi. Hemen seri bir şekilde tedarikini yaptık. Bir hafta içinde 50 bin adet, yani koruyucu olarak 50 bin hayvana aşılamamızı yaptık. Ve şu an devam ediyor. O şüphelendiğimiz yeri çalışma sistemimize şöyle arkadaşlar. Şüphelendiğimiz köydeki ve çevre köylerin öncelikli olmak üzere. Çünkü yayılmaya engel olmak için oraları aşıladık. Hayvan pazarlarımızı kapatıp sirkülasyon engel olduk. Sadece bir işletmemize ithal hayvan gelmişti. Bir 7-8 tane oldu Turhal'da. Merkezde de birkaç köyümüzde birer ikişer buzağlarda oldu. Bu çok bir sayı değil arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela biz her sene anlattım ya, alçaraylık dönemler halinde hem şap aşısı hem farklı hastalıklarla ilgili mücadele ediyoruz. Karantina bölgesi sadece dediğim gibi Turhal'da merkezde Hamamöz Mahallesi var. Hayvan pazarının olduğu yer. Orada şüphelendiğimiz için orayı karantina bölgesine aldık. Onun dışında da tedbir olarak hayvan pazarlarımızı kapattık. Yani Tokat genelinde ikinci bir emre kadar, bu özellikle biraz önce bahsettiğim koruyucu aşılama çalışmalarımız tamamlanana kadar hayvan pazarlarımızı kapattık. Bu hayvan sirkülasyonu engel olmak. Ola ki eğer bizim farkında olmadığımız bir sıkıntı varsa onun yayılması engel olmak için öyle bir tedbir aldık. Şap hastalığı ile ilgili Tokat'taki son durumu aktardık. Şimdi Türkiye geneline bakacağız efendim. Biliyorsunuz hastalık hızla yayılıyor. Hayvan hareketleri neredeyse durmuş durumda. Türkiye'nin büyük bir bölümünde karantinalar uygulanıyor. İşte Türkiye'deki şap gerçeği geliyor ekranlarınıza. Hayvancılık sektörü bir kez daha darboğazda. Hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle ülkede hayvan hareketleri tamamen durdu. Birçok hayvan pazarı geçici olarak kapatılırken ülkenin büyük bir bölümü karantina altında. Türkiye bir kez daha şap hastalığına teslim oldu.
İlk olarak Eylül ayında Van'da görülen ve daha önce rastlanmayan hastalığın ithal hayvanlarla ya da Suriye sınırından kaçak giren hayvanlarla ülkeye girdiği ve hızla yayıldığı ifade ediliyor. ŞAP, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan çift tırnaklı hayvanlarda akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalık. ŞAP'ın 7 farklı serotipi var. Bu serotipler çok sayıda alt tip ve varyanta sahip. ŞAP virüsü doğal şartlarda yüksek mutasyon oranına sahip bir virüs. Bu çeşitlilik hastalıkla mücadelede aşı kullanımını güçleştiren bir etmen. Sınırlı sayıda bulunan aşı suçları dünyanın farklı bölgelerinde bazen aynı bölgede mevcut virüsler için etkili bir koruma sağlayamıyor. Türkiye'de ŞAP hastalığı mihraklarında yapılan incelemelerde hastalığın en yaygın bulaşma yolunun direkt bulaşma olduğu biliniyor. Bu bulaşma şeklinde genellikle hayvan hareketleri ve hayvan pazarlarının önemli rolü olduğu düşünülüyor. ŞAP hastalığı hasta hayvanların salyaları, derisi ve yapağıları vasıtasıyla diğer hayvanlara bulaşıyor. Hastalığı taşıyan hayvanların ahırına girenlerin ayaklarına giydiklerine, ot, saman ve yemlere de bulaşıyor. Hayvanların salyası, burun akıntıları, solunumu, süt, idrar, deri döküntüsüyle bulaşabildiği gibi rüzgar vasıtasıyla uzun mesafeye ulaşabilmekte, hayvanlarla uğraşan insanlar aracılığıyla da bulaşabilmekte. Asya 1 virüsü veya Nepal şapı olarak adlandırılan virüs nedeniyle doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkenin dört bir yanındaki hayvan pazarları kapatıldı. Hayvan hareketleri tamamen durdu. Dişin hemen gerisinde preparatta da görüldüğü gibi ağız boşluğunda, dudak, iç ve damakta beyaz karşımıza çıkmaktadır. Preparatımızda da tam şu gösterdiğim yerde görülmektedir. Kars, Çorum, Kırşehir, Denizli, Aksaray, Kırıkkale, Bursa, Samsun, Burdur'un dışında başta hayvancılık merkezi olarak bilinen ve et ve süt üretiminde önde gelen illerden Van, Erzurum, Manisa, Balıkesir, Sakarya, Konya gibi birçok il ve ilçede ŞAP hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapalı durumda. Ayrıca uygulanan karantina önlemleri gereği hayvan hareketleri büyük oranda yasak. Türkiye'de ilk kez görülen virüs nedeniyle birçok ilde buzağı ölümlerinin arttığını belirten yetkililer, bunun hayvancılığın geleceğini de olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. ŞAP Enstitüsü verilerine göre ŞAP hastalığı genel olarak gebe hayvanlarda yavru atmaya, özellikle genç hayvanlarda, buzağlarda yüksek oranda ölümlere neden olurken süt ve et veriminde %10 ila %15 arasında kayba yol açıyor. Ayrıca hastalık görülen hayvanların gelişiminde gerilik yaşanıyor. Hastalık nedeniyle hayvan hareketlerinin içeride ve dışarıda ticaretin durması ve müdahale maliyeti nedeniyle ağır ekonomik kayıplar meydana geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten de ŞAP hastalığıyla ilgili açıklama geldi efendim. Bakan Çelik, panik yapılmaması gerektiğini ancak durumun ciddiyetinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Şu ana kadar 117 noktada görülen hastalığın yayılmasının engellenmesi için üreticiye de çağrı yaptı Bakan Çelik. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de Türkiye'den aşı alacağını açıkladı. Zaman kaybetmeden aşı üretimi konusunda, yani bu yeni tip virüse karşı aşı üretim çalışmalarına başlanıldı. Bu ve yeni virüse karşı şimdiye kadar 4 milyon 600 bin doz aşı üretildi ve 4 milyon 600 bin ton aşı bütün illere sevk edilmiş bulunmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de pek çok ilde karantina uygulamasına neden olan ŞAP hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Çelik, hastalığın bugüne kadar 217 mihrakta görüldüğünü belirtti. Bu mihrak sayısının 117'si söndürüldü. 100 mihrak şu anda aktif durumda. Bununla ilgili de tabii ki Tarım İl Müdürlüklerimizin devreye girdiğini ifade etmek istiyorum.
yasa çerçevesinde, kendilerine yasanın vermiş olduğu yetki çerçevesinde 10 kilometrelik alanda karantina uygulanmakta. O bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmakta, hayvan pazarları kapatılmakta ve hayvanlar aşılanmaktadırlar. Bakan Çelik, panik yapılmaması ancak durumun ciddiye alınması yönünde çağrı yaptı. Paniklik bir durum yok ama çok müteyakkız olmamız gerektiği ve bütün sorumluların üreticiden ildeki ve ilçedeki sorumlulara ve bakanlıktaki tüm yetkililere varıncaya kadar bu konuda bu çok lokal, 100 yerde, bu 100 mihrakta söz konusu, bunu geçiştirme gibi bir lüksümüzün olmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yeni tip virüsle mücadelenin tüm bölgelere yayılacağını açıkladı. Bu aşı üretim çalışmalarımız tabii ki devam edecek ve yeni virüsle mücadele sadece hastalık olan yerlerde değil, bütün yerlerde, bütün Türkiye'de bu gerçekleştirilecek. Ama öncelikle bu lokalize edilmiş olan bu alanlar üzerinde ve o bölge üzerinde yoğunluk arz ediyor. Ama Türkiye satında da bu yeni ŞAP enstitümüzün ortaya çıkardığı bağışıklık sistemini hayvanlarımıza güçlendiren bu aşının dört bir tarafa da, ülkemizin dört bir yanına da yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Çelik, çeltik üreticisine de seslendi. Ama üreticilerimizin üzerine düşen görevler var. Onu da ifade etmek istiyorum. Bir aşı üreticinin serveti demek. Yani bir aşı ihmal etmek demek, üretici binbir emekle yetiştirdiği hayvanlarının telef olması anlamına gelir ki üreticinin de duyarlılığı son derece önemli. Bakanlığımızın gerçekten büyük bir performans çalışması ile üstün bir performans ortaya koyarak 117 mihrakı söndürdüğü ve 100 mihrak üzerinde şu anda yoğun çalışmayı sürdürdüğümüz ve tümden çok kolay bir şekilde ortadan kaldıracağımız bu virüsün aşısı da olduğuna göre, aşısını da ürettiğimize göre duyarlılık son derece önemli, farkındalık son derece önemli. Onun için çiftçi kardeşlerimize, üretici kardeşlerimize ve bütün yetkililere bu duyarlılığı göstermelerini bu vesileyle ifade ediyorum. Bakan Çelik, ŞAP hastalığındaki yeni virüsün Türkiye dışında da yayıldığını belirtti ve Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye'den aşı alacağını söyledi. Bu hastalık bizim ülkenin dışında da birçok ülkede yaygınlaşmaya başladığı için FAO'nun Avrupa ŞAP Komisyonu var. Bu komisyon tarafından Türkiye'nin elde ettiği bu aşıyla ilgili şu an itibariyle 5 milyon doz talepte bulunulmuş durumda ve o ülkelerde de bu virüsün yok edilmesiyle ilgili yoğun bir şekilde biz de katkımızı bu çerçevede sunacağız. ŞAP hastalığıyla ilgili gelişmeleri aktardık. Konuyu takip etmeye, sizlere ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz efendim. Şimdi geçelim çeltikle ilgili haberimize. Yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları gelecek ekranlarınıza. Biliyorsunuz Bakan Çelik bizzat çeltik üreticileriyle telefonda görüşmüştü. İşte o görüşmeler meyvesini verdi diyebiliriz. Bakan Çelik, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin elde edildiğini belirtti çeltikte bu yıl. Ve tarım mahsulleri, toprak mahsulleri ofisi tarafından da çeltik alımı yapılacağını müjdeledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik düzenlediği basın toplantısında çeltik alımı hakkında üreticiye müjde verdi. 2014 yılında 830 bin ton olarak gerçekleşen çeltik üretimimiz 2015 yılında 920 bin ton olacağını hasat neticesinde görmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek çeltik rekoltesi bu yıl gerçekleşmiş oluyor. Üretimin sürdürülebilirliği açısından piyasada oluşan öngördüğümüz fiyat seviyesine
düşmesi nedeniyle üretici aleyhine olabilecek gelişmelerin önüne geçme adına TMO olarak alım kararını bugün itibariyle almış bulunuyoruz. Bakan Çelik prosedür hakkında da üreticiyi bilgilendirdi. Alımlara yarın yani 17 Aralık 2015 tarihinde Perşembe günü alımlara başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ve bu konudaki üretimdeki belgeleri olan vatandaşlarımızın tüm çeltiğinin alınacağını belirtmek istiyorum. Tabii birçok alımla ilgili TMO ile üreticilerimiz arasında bilinmesi gereken hususlar var. Bunlar bakanlığımızın ve TMO'nun internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yerini alacak. Üreticilerimizin oradan takip etmesi mümkün. Pazar günleri hariç 6 gün bu alımların sürdürüleceğini burada özellikle belirtmek istiyorum. 2015 yılı için 60 randıman Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatının ton başına 1580 lira olarak belirledi. 1580 liraya ilave olarak ton başına 100 lira prim ödemesi ve ayrıca gübre, mazot, sertifikalı tohum ve toprak analizi gibi destek ödemelerine de devam edileceğini söyledi. İdi Bakanlığımız o tarihteki fiyat 1165 TL idi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Zirai İlaç Kalıntısı konulu toplantı düzenledi efendim. Toplantı Manisa'da yapıldı. Zirai ilaç kullanımında bakanlığın talimatları anlatıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM tarafından Manisa'da maksimum kalıntı limitlerinin araştırılması projesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Ülkemize ait öner, yani kalıntı değerlerimizin belirli olmaması, ayrıca ülkemize has... Toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Sağlığı Daire Başkanı Doçent Doktor Birol Akbaş, zirai mücadelede faaliyetlerini bakanlığın talimatlarına göre uyguladıklarını belirtti. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da zirai mücadelede hedefler hakkında bilgi verdi. 2014'de rakamı 137 bin defa idi. Bugün itibariyle ekimimiz 75 bin defadan söz ediyor. Yıl sonu hedefimiz benim daha resmileşmeyen rakamlar da var. 250 bini aşmayı umuyoruz. Tabii 250 binlerde 6 milyon dekarlerde. Ancak biz burada bu hedefimizin yarısını gerçekleştirebilsek, 3'te 2'sini gerçekleştirebilsek, 4'te 1'ini gerçekleştirebilsek bile çok önemli bir şey başarmış olacağız. Antalya halinde biber fiyatıyla başlıyoruz. Antalya halinde biber 3 liradan satılıyor. İstanbul halinde ise 1 lira daha yükseldiğini görüyoruz. 4 liradan işlem görüyor İstanbul halinde biber. Domates Antalya'da 2 lira 30 kuruşken İstanbul'da 2,5 liradan satılıyor. Barbunya Antalya'da 4 lirayken İstanbul halinde 4 lira 10 kuruş olduğunu görüyoruz. Fasulye Antalya'da 1 lira 40 kuruşken İstanbul'da 1 lira 60 kuruş. Havuç Antalya'da 1 lira 30 kuruşken İstanbul'da 1 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Antalya'da kabak 1 lira 30 kuruşken İstanbul'da 2 lira. Lahana Antalya'da 90 kuruşken İstanbul'da 2 lira olduğunu görüyoruz. Patates Antalya halinde 1 lira 40 kuruşken İstanbul'da 2 lira 20 kuruştan satılmakta. Patlıcan Antalya'da 2 lira 30 kuruşken İstanbul haline baktığımızda 3 lira olduğunu görüyoruz. Salatalık Antalya halinde 1 lira 20 kuruş, İstanbul'daysa 1 lira 80 kuruş efendim. Devam ediyoruz bir diğer tablomuzla. İstanbul ve Antalya halindeki sebze fiyatlarını aktarmaya. Marul Antalya halinde
1 lira 5 kuruşken İstanbul'da 1 lira 15 kuruş olduğunu görmekteyiz. Turp Antalya'da 1 lira 20 kuruşken İstanbul'da 1 liradan satılıyor. Mısır Antalya'da 50 kuruşken İstanbul'da da aynı fiyattan işlem görmeye devam ediyor. Kereviz Antalya halinde 2,5 lira, İstanbul halinde ise 3 liradan satılıyor. Nane 60 kuruş Antalya'da, İstanbul'da 1 lira 40 kuruş efendim. Roka Antalya'da 70 kuruşken İstanbul'da 1 liradan işlem görüyor. Sarımsak Antalya halinde 13 lira, İstanbul'da ise 15 liradan satılıyor. Soğan Antalya halinde 1 lira 50 kuruşken İstanbul'da 1 lira 60 kuruş. Bezelye Antalya'da 1 lira 25 kuruş, İstanbul halinde ise 1,5 liradan satılıyor. Brokoli Antalya'da 2,5 lirayken İstanbul'da hayli fiyat farkı olduğunu görüyoruz. İstanbul halinde brokoli 4,5 liradan satılmakta. Devam ediyoruz yine bir diğer tablomuzla. Limonla devam edeceğiz. Limon Antalya halinde 2 lira 30 kuruştan satılıyor. İstanbul halinde ise 2,5 liradan işlem yapılıyor. Mantar Antalya'da 3 lira. İstanbul halinde ise yine aynı fiyattan işlem yapıldığını görüyoruz. Ispanak Antalya'da 1 lira 90 kuruşken İstanbul haline baktığımızda 1 lira 80 kuruştan satıldığını görmekteyiz. Antalya halinde pazı 3 lirayken İstanbul halinde ise 3,5 liradan satılıyor. Semizotu Antalya'da 60 kuruşken İstanbul'da 80 kuruş. Bamya Antalya halinde 5 lirayken İstanbul'da 6 liradan işlem görüyor. Dereotu Antalya'da 50 kuruş, İstanbul halinde ise 70 kuruştan satılıyor. Enginar Antalya'da 3 lirayken İstanbul halinde 3,5 lira olduğunu görüyoruz. Pırasa Antalya halinde 2 lirayken İstanbul'da 2 lira 40 kuruştan işlem yapılıyor. Ve son olarak tereyi aktaralım efendim. Tere Antalya halinde 2 lirayken İstanbul halinde 65 kuruştan işlem görüyor. İstanbul ve Antalya halindeki sebze fiyatlarını aktardık. Geçelim gündemdeki yerini koruyan Rusya'yla yaşadığımız krize. Muğla'dan bir haber getireceğiz efendim ekranlarınıza. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Rusya krizini görüşmek üzere ihracatçılarla toplantı düzenledi. Toplantıda Rusya'nın Türk tırlarını sınırda bekleterek içindeki ürünler çürüdükten sonra geri döndürdüğü konuşuldu. Bu konuyu değerlendirerek sizlerin de görüşlerini alıp beyin düzeyinde görüşmeler yapacağız. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya'nın Türkiye'den yaş sebze ve meyve ihracatını durdurmasının ardından alınacak önlemleri görüşmek için ihracatçılarla toplantı yaptı. Başkanımız Kenan Bey'e, Seydi Kemer... Odadaki toplantıya sektör paydaşları katıldı. Ben o gün uçağı yetiştireceğim akşam, ertesi gün tırımı getireceğim. O gün akşam 5 uçağına yetiştirmemek için... İhracatçılar, Rusya'yla yaşanan kriz boyunca neler yaşadıklarını anlattı. Kapı kapandı, Ukrayna kapısından polis dalga geçmeye başladı. Yani kaybolun, almayacağız sizin malınızı diye her gün umutsuzluk pompalayarak insanlara başka kapılara, başka yerlere gitmeye. Gidenler gitti, gitmeyenler o kapıda ısrar etti, kaldı. İçeriye girdiği zaman ürün gümrüklendi. 1500 olan gümrüğü 9000'e çıkardı Rusya, 8000'e çıkardı. O kadar beklemiş ürünü gümrükledikten sonra, içeriye aldı gümrükledikten sonra çürük malı elimize teslim etti. O çürük malın da büyük bir kısmını oradaki tacirimiz satamadı, döktü. Domates de bugün 3 liralık ve 3 lira üzeri yerel bazda yani merkez bazda, üretim bazında satılabilir hale geldi. Yani ben üreticimiz bundan bir kayıp görmedi. Fakat narinciye üretimi, portakal, mandalina... Üzüm, ayrıca salatalık, dikenli salatalık ciddi derecede hasar aldı. Hükümetin krizden etkilenen üreticilere nasıl destek olabileceği de toplantıda konuşulanlar arasındaydı. Rusya işte iki tarafı geçiriyor, bekletiyor, umut veriyor. Karşıda mal çürüdükten sonra alıyor, orada dökülen mal. Devlet bunun döküldüğünü nasıl ispatlayacak? Şimdi ben malı karşıya geçirdim, paşa paşa da sattım. Devlet yine beyana dayalı dedi ki, sen orada evet dökmüş olabilirsin, senin beyanını kabul ediyorum.
hangini döktün dese biz tamamını döktük deriz. Orada satarız. Bir de onun üzerine bunu almaya, yani ben sakın yanlış anlamayın. Tercihle genel anlamda söylüyorum. Ben o gün uçağı yetiştireceğim akşam. Ertesi gün fırımı getireceğim. Hükümette bir yandan Rusya kriziyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Küçük üreticiye destek haberi geldi efendim. Rusya'nın yaş meyve sebzede 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyacağı ambargoya karşı küçük aile işletmelerine 2016 yılında destekleme ödemesi yapılacak. Seraların modernizasyonu ve küçük aile işletmeciliğinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları resmi gazetede yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü 5 dekar ve altında olan çay ve fındık ürünleri hariç meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri bitki, aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilere 2016 yılında dekar başına 100 lira destek ödenecek. Küçük aile işletmesi desteğinden yararlanacak çiftçilerin kararnamenin yayınlandığı 16 Aralık 2015'ten itibaren 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Desteğin 2016 yılı içerisinde ödenmesi öngörülüyor. Kararnameye ilişkin uygulama esasları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Bakanlar Kurulu'nun 16 Aralık 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan bir başka kararı ise Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanılmasına ilişkin karar oldu. Bu karar kapsamında ilk kez sera modernizasyonuna düşük faizli kredi kullandırılacak. Buna göre sera modernizasyonunda 100 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım kredilerinde %100, işletme kredilerinde %50 faiz indirimi yapılacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlarla haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri kanuni faiziyle birlikte alınacak. Destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticilerle idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Türkiye Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Kırgızistan'da ilk kez sektörel ticaret heyeti programı düzenledi. TODAP Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bilgin, Kırgızistan'ın 17 senedir aynı fasulye tohumu ektiklerini söyledi efendim. Türkiye Ekonomi Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen sektörel ticaret heyeti programı tarım sektörünün yerel temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü. Tüm pazarları mesafe ne kadar olursa olsun. Açılışta konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Kırgızistan'da pazarlanan her Türk ürününün kaliteli mal kategorisinde yer aldığına dikkat çekti. Artık dünyanın her tarafından rekabet edebilir tohumlarla boy ölçüşüyor. Taşıma, aradaki mesafe, uzaklık, tarım, Kırgızistan gibi toprağın yorgun olmadığı, kimyasallarla kirletilmediği topraklarda, alanlarda aslında geliştirilmesi son derece uygun ve çok para getirebilecek bir ürün.
TODAP Başkanı Ayhan Bilgin ise iki halkın yüzyıllardır kardeşlik hukuk içinde stratejik ortaklığını sürdürdüğünü ve Kırgızistan'ın bağımsızlığından itibaren bu birlikteliğin artarak devam ettiğini söyledi. Tarım Bakanlığımızın destek ve yönlendirmeleriyle yeni pazarlar bulunması, ihracatımızın artırılması ve iki ülke ticari açıdan birbirlerini daha iyi tanıması için üyelerimizin bir bölümü ile bu organizasyonu geliştiriyoruz. Biz kardeşiz, biriz, ayrımızda yok, garrımızda yok. Ne mutlu ki bugün bu birliktelik, kardeşlik her yönüyle devam ediyor. Ve yine büyük bir gururla ifade ediyorum ki, şu anda bu salonda temsil ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, 1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oluyor. Bilgin ayrıca Kırgızistan'a 17 sene önce bir fasulye tohumu geldiğini ve hala o tohumun ekildiğini anlattı. 17 sene önce bir tohum gelmiş, fasulye tohumu. Hala o fasulye tohumunu ekiyorlar. Yani tarlasından çıkar diyor bir kısmını ayrı, bir dahaki seneye onu ekiyor. Gerçekten bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin, arkadaşlar bırakıyoruz artık, bu kardeşlerimizin tohumculuk sektöründe ilerlemeleri gerekiyor. Bunlara eğer ki biz de bir en ufak bir yol gösterebilirsek hem Türkiye açısından hem Kırgız kardeşlerimiz açısından çok çok güzel olacak. Kırgızistan, Türkiye tarım ve tohum sektörleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi iş forumunun ardından 22 ticari üyesiyle ülkeye gelen TODAP, Kırgız firmalarla ikili görüşmeler yaptı. Mümkünçülükler dengeli zor açıldı. Akırık yılların devası sakız ödüldü. Emi ne gizli Kırgızistan'da. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre Ekim ayında hindi üretimi azaldı. Detayları haberimizde izleyeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı. Buna göre toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla %7,2 arttı. Ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 114.870 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına oranla %5,4 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51.164 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 489 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre %26,9 azaldı. Tavuk yumurtası üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre %5,6 artarken bir önceki yılın aynı ayına nispeten %4,5 azaldı. Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre %7,5, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 arttı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %8,1 azaldı. Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre %9,7, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 arttı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %7,8, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı. Malatya'dan bir haberle devam edeceğiz efendim. Çerez fiyatlarındaki artışlar tüketicinin de tercihlerini değiştiriyor. Antep fıstığı ve fındıkta gittikçe artıyor fiyatlar. Tüketici ise kayısı çekirdeğine yönelmiş durumda. İlgi artınca fiyatı geçen yıllara göre artan kayısı çekirdeği yine de diğer çerezlere oranla uygun fiyatını koruyor.
Badem fiyatları 50-60 lirada seyreliyor. Ceviz fiyatları yine keza öyle. Artı fındık da 50 civarında gidiyor ama fındığın falan bu seviyeleri de kalmaz da daha da yükseleceğini görüyoruz yani. Son yıllarda Antep fıstığı, ceviz, badem ve fındık fiyatlarında ciddi oranda artış yaşanması, geçen yıllara göre fiyatı yüksek olsa da tüketicileri alternatif olarak kayısı çekirdeğine yöneltti. Kayısı çekirdeği fiyatları şu anda 20 ile 25 arasında değişiyor. Yani bizim burada perakende satış fiyatlarımız. Toplam bazda baktığınız zaman da iyi, doğal, natürel çekirdeğimiz, bademe alternatif çekirdeğimiz dediğimiz toplam bazda da 20 lira 25 lira arasında gidiyor. Ancak kayısı çekirdeğinde de fiyatlar yükseliyor. Dünya piyasasında bademin çok yüksek fiyatlarda satılmış olmasından kaynaklanıyor. Onun da satılma yükselmesinden dolayı da bizim burada kayısı çekirdeğine yani tabiri caizse kayısı bademine de talep fazlalaştı. Ondan dolayı kayısı çekirdeğindeki fiyatlar da inanın ki badem fiyatlarına gelme noktasına geldi. Oranın yüksek olması bizdeki çekirdek fiyatlarını yükseltti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey kayısı çekirdeğindeki durumu değerlendirdi. Ülkemizde geçen yıl ceviz ve badem ve Antep fıstığı rekoltesi biraz düşüktü. Fındık rekoltesi düşüktü. Bu da alternatif ürünler olarak düşünüldüğü zaman mesela cevizin yerine çekirdek, bademin yerine kayısı çekirdeği, fındığın yerine kayısı çekirdeği kullanılması neticesinde kayısı çekirdeği fiyatları da kendini korumakta ve üreticimiz bundan da iyi gelir elde etmek. Kayısı çekirdeği dış pazarda da alıcı buluyor. Yıllık 5-10 bin ton civarında bir kayısı çekirdeği oluyor. Bunun da %80'i, 85'i yurt dışına ihraç ediliyor. İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere genelde bu ülkeler ağırlıklı. Evet, il il karkas et fiyatlarına bakacağız şimdi efendim. Küçük başla başlayacağız. İstanbul'da küçük baş karkas etin kilogram fiyatının 24 lira olduğunu görüyoruz. Ankara'daysa 22 liradan işlem yapılıyor. Elazığ'da 21,5 liradan satış yapıldığını görüyoruz. Isparta ve Kayseri'de ise işlem olmadığını sizler de ekranlarınıza yansıyan tablodan takip edebilirsiniz. Amasya'da küçük baş karkas etin kilogram fiyatı 23 lira, Çorum'da 22,5 lira, Sakarya'da 23 lira 25 kuruş, Tokat'ta 22,5 lira, Kırşehir'de 21 lira olduğunu görüyoruz. Afyon'daysa yine işlem yapılmadığı yansıyor ekranlarımıza. Antalya'daysa 22 liradan işlem yapıldığını görmekteyiz. Balıkesir'de 24 lira, Bursa'da 24,5 lira efendim küçük baş karkas etin kilogram fiyatı. Diyarbakır'daysa 22 liradan işlem yapılıyor. Edirne'de 25 lira, İzmir'de 23 lira 33 kuruş. Kahramanmaraş'ta yine işlem yapılmayan illerimizden bir diğeri. Konya'daysa 21 lira 83 kuruş küçük baş karkas etin kilogram fiyatı ve Gaziantep'te 22,5 liradan işlem yapıldığını görüyoruz. Küçük baş karkas etin Türkiye ortalaması ise 22 lira 81 kuruş efendim. Hemen büyükbaşla devam edeceğiz. Büyükbaş karkas etin kilogram fiyatı İstanbul'da 24,5 lira. Ankara'da 22 lira 75 kuruş, Elazığ'da 23,5 lira, Isparta'daysa 23 liradan işlem yapıldığını görüyoruz. Kayseri'de 22 lira 75 kuruştan satış yapılıyor, Amasya'da 23 lira 25 kuruştan, Çorum'da büyükbaş karkas etin kilogram fiyatı 23 lira, Sakarya'da 22,5 lira, Tokat'ta 23,5 lira, Kırşehir'de 23 lira efendim. Afyon'daysa 23
lira 67 kuruştan işlem yapıldığını görüyoruz. Antalya'da 22,5 lira, Balıkesir'de 23 lira 25 kuruştan satış yapılıyor. Bursa'da 23 liradan satış yapıldığını görüyoruz. Diyarbakır'da 23,5 lira, Edirne'de yine Diyarbakır'la aynı fiyattan işlem yapılıyor. Edirne'de de büyükbaş karkas etin kilogram fiyatı 23,5 lira. İzmir'de 23 lira 17 kuruşken Kahramanmaraş'ta 22,5 lira olduğunu görmekteyiz. Konya'da 22 lira 43 kuruştan satış yapılıyor ve Gaziantep'te ise 22 lira 50 kuruştan işlem yapılmakta. Büyükbaş karkas ette Türkiye ortalamasını da aktaralım hemen kilogram başına efendim. Ortalama 23 lira 9 kuruştan satış yapılıyor Türkiye'de. Et fiyatlarını da böylece aktarmış olduk. Mersin'den bir haberle devam edelim şimdi programımıza. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri Erdemli'deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bir dizi inceleme yaptı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri için teknik gezi düzenlendi. Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mücahit Taha Özkaya başkanlığında düzenlenen gezide Ziraat Mühendisi adayı 50 son sınıf öğrencisine ders kapsamında Akdeniz bölgesinde yetişen sutpirik meyveler türleri, narenciye, muz ve zeytin türleri yerinde gösterildi. Aslında çok güzel bir olanak çocukların açısından, çünkü olmayan, yöremizde olmayan bitkilerin tanıtılması ve onların nasıl, nerede kullanıldığını gösterilmesi açısından çok değerli bir uygulama. Teşekkür ediyoruz dekanımıza ve üniversitemiz rektörlüğüne. Burada yapılan çalışmalarda turunçgiller, muz, avokado ve sebzecilik, birçok alanda yapılan ürünler araştırma yerindeyiz. Bu gördüklerimizde fidanlar, turunçgil fidanları üretim yapılıyor. Değişik melezleme çalışmalarını çocuklara izlettik. Gençler bunu gördüler, ne yapılıyor, ne ediliyor. Ürünleri inceledikten sonra fabrikada narenciye ve meyvelerin paketlenme sürecini inceleyen öğrenciler daha sonra bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bir izleyici telefonuyla devam edelim programımıza efendim. Yavuz Bayram telefon hattımızda. Günaydın Yavuz Bey. Günaydın, günaydın hanımefendi. Efendim buyurun dinleyelim sizi. Nedir anlatmak istedikleriniz? Ben şunu bir soru sormak istiyordum da. Buyurun. Ben Ağrı'dan arıyorum. Evet. Başbakanımızın hani seçim vaatleri arasında genç çiftçilere kredi ve hibe destekleri olacaktı, vardı. Evet. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini ben öğrenmek istiyordum da. Şimdi efendim ben hemen size söyleyeceğim. Dün itibariyle resmi gazetede yayımlandı karar. Küçük çiftçilere destek olarak bu ayın, yani dün itibariyle yayınlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren eğer çiftçi kayıt sistemine kaydınız varsa başvuruda bulunabileceksiniz. İlinizdeki tarım il müdürlüklerinden de konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bugün yayınlandı. 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Telefon hattımız düştü. Tekrar söyleyelim. Yavuz Bey ekranlarından bizi takip ediyorsa 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz efendim. Yine sizler de bizlere ulaşmak ve soru sormak isterseniz ya da sorunlarınızı bu ekrandan duyurmak isterseniz 0212 alan koduyla 709-5800 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.
Haberle devam edeceğiz efendim programımıza. İzmit'ten bir haber getirelim ekranlarınıza. İzmit'te mandalina yüklü kamyon sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi efendim. Mandalina dolu kasalar yol kenarına döküldü. Sizler de arkamda görüyorsunuz. Kurtarılabilen mandalinalarsa başka bir kamyona alındı. İzmit'te sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği mandalina yüklü kamyon devrildi. Mandalina dolu kasalar yolun kenarına döküldü. Mandalinaların bir kısmı gelen kamyona aktarıldı. Kaza, TEM otoyolunun Kandıra gişeleri mevkiinde meydana geldi. İzmir'den aldığı mandalinaları İstanbul'a götüren kamyon, İzmit'e uğrayarak mandalinaların bir kısmını bıraktı. Yeniden yola çıkan kamyon, gişeleri geçtikten sonra kavşakta sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak devrildi. Yolun kenarında bulunan beton aydınlatma direklerini deviren kamyon yan yatarken mandalina dolu kasalar yere döküldü. Kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. ...15 ton mandalinadan zarar görmeyenleri gelen başka bir kamyona aktarıldı. Karayolları ekipleri hasar gören bariyer ve elektrik direklerini onarmaya çalışırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, yine bir izleyici telefonu alalım. Efendim, günaydın. Günaydın efendim. Mehmet Tekin Sivas'tan arıyor bizi. Buyurun Mehmet Bey, sizi dinleyelim. Hayırlı yayınlar hanımefendi. Teşekkür ederiz. Ben Sivas Altınyayla'dan arıyorum. Evet. Şu anda yani Altınyayla'da bir ciddi şekilde bir şap hastalığı var. Şu anda da bir sürü şap hastalığından besicilerimizin hayvanları ölüyor. Evet, siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz değil evet, mi? Evet, aynı hayvancılık. Şu anda sıkıntılarımız var. Ahırlara giremiyoruz. Mallar birdenbire pat diye ölüyor. Ne yapacağımıza şaşırttık. Borçlarımız var, kredilerimiz var. Yani bütün besi yapan çiftçilerimiz hep aynı durumda. Yani şu anda ölüyor. Yani dün Tarım Bakanımızda televizyonda sıkıntı yoktu ama şu anda ciddi bir şekilde sıkıntı var. Bu sıkıntılarımızın giderilmesi için ne yapacağız biz de şaşırttık. Şu anda Altınyayla'da şu anda ölümler çok yani. Herhalde Türkiye'nin genelinde var bu. Türkiye'nin genelinde pek çok ilde karantinalar mevcut şu anda hayvan pazarları da kapatılmış durumda. Mehmet evet. Bey şunu soracağım size. Şu ana kadar telef olan hayvanlarınızla ilgili gerekli tutanakları tutuyorsunuz değil mi? Evet şu anda termelceden yani ölen malları şu anda taraf tutuyoruz evet. Tutanaklarınız tutulduktan sonra devletten bunların ödemelerini geri alacaksınız. Onu kesinlikle ihmal etmeyin. Ayrıca aşılama konusunda da diğer hayvanlarınızın, şu anda sağlıklı olan hayvanlarınızın aşılanması için de lütfen bölgenizdeki tarım il müdürlüklerine başvurun. Bu konuda şu ana kadar bir girişiminiz oldu mu? Evet, şu anda aşılattık yani. Dün itibariyle aşı yaptırdık. Tamam, aşılarınızı yaptırdıktan sonra ve telef olan hayvanlarınız için tutanak tutulduktan sonra aslında sizin de yapabileceğiniz fazla bir şey kalmıyor. Devletten gelecek haberleri evet, bekleyeceksiniz. Evet, aynen. Ne yazık ki böyle bir durum şu anda söz konusu ama sizin üzerinize düşen özellikle hastalığın diğer hayvanlara yayılmaması için çok dikkatli davranmak, titiz davranmak, telef olan hayvanlarınız için gerekli tutanakların tutulması ve sağlıklı hayvanlarınızın da aşılandırılmasının ihmal edilmemesi efendim. Geri kalanı için de tüm şu anda Türkiye'de veterinerler çalışıyor,
Hayvancılık Bakanlığımız konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Aşılandırma çalışmaları hızla devam ediyor. Ödemeler alacaksınız telef olan hayvanlarınız için. Onlarla ilgili de haberleri biz ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili efendim, şu soru sorabilirim. Peki Tarım Bakanımız yani bunu yayınladım yani ödeneceğine de yani ben o bilgiyi almak istiyorum yani. Hangi bilgiyi bir kez daha söyleyebilirsiniz? Bu hani şapastırı ölen mallarının için yani. Evet, ödemelerle ilgili şu anda ne zaman alabileceğinize dair bir açıklama gelmedi. Ancak Gıda Tarım ve Bakanı Faruk Çelik'in konuyla ilgili açıklamalarını biz ekrana taşıdık bugün. Programımızın ilk bölümünde ekrana taşıdık. Bakan Çelik aşılandırma için gerekli çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yine üreticinin de destekleneceğini bu konuda açıkladı. Detaylar zaman içinde gelecek. Şu anda ön planda olan şap hastalığıyla mücadele Türkiye çapında. Hastalığın önce temizlenmesi gerekiyor. Ardından biz sizlere gelişmeleri aktaracağız. Ama lütfen dediğimiz gibi telef olan hayvanlarınız için tutanak tutulmasını ve onların özenle ayrı bir işlemle gömülmesi gerekiyor biliyorsunuz hastalığın yayılmaması için. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Ayrıca aşılandırma için de gerekli tedbirleri almışsınız, gerekli işlemleri yapmışsınız. Buradan diğer üreticilerimize de seslenelim. Lütfen bu işlemleri atlamayın. Geri kalan yapmanız gereken her şeyi detaylarıyla bu programda aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bir kez daha telefon numaramızı anons edelim. Mehmet Bey ve Yavuz Bey gibi sizler de programımıza katılmak ve bilgi almak isterseniz ya da sesinizi duyurmak isterseniz 0212 709 58 çift 0 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz hesaplar ve telefon numaramız da zaten ekranda yer alıyor efendim. Şimdi bir haberle devam edelim tekrar. Erzurum'dan aktaralım bu sefer haberimizi. Hükümetin yanı sıra bilim adamları da biliyorsunuz Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahap Yağanoğlu doğalgaz bağlılığını bitirmek için en iyi çarenin biyogaz olduğunu söyledi. Hiçbir zaman tükenmeyecek önemli bir enerji kaynağımız biyogaz olabilir. Biyogaz Türkiye'de potansiyel olarak çok çok fazladır. 12 metreküp kapasiteli küçük biyogaz ünitelerini bütün köylerde yaygınlaştırabiliriz. Mesela 4 tane vatandaşın, 4 ineği olan vatandaşın bütün evinin mutfak ihtiyaçlarını ısıtmanın büyük bir bölümünü karşılayabileceğini biliyoruz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahap Yağanoğlu dışa bağımlı olan doğalgaza karşı en iyi çarenin biyogaz olduğunu söyledi. Şu anda ekilemeyen nadas arazilerde ki bunun değeri 4 milyon hektar civarındadır. Bu ekilemeyen nadas alanlarında enerji bitkilerinin ekilerek devreye sokulması sonucunda önemli bir biyogazla, elde edeceğimiz biyogazla enerji açığımızı kapatma imkanımız bulunmaktadır. Profesör Yağanoğlu, Türkiye'de tesislerin bir an önce arttırılması gerektiğini belirtti. 36'sı çalışan 58 tane biyogaz ünitesi vardır. O da daha çok Kocaeli ve İstanbul civarında belediyelerin kontrollerinde konumlandırılmıştır. Oysa bu kaynaklarımız maalesef heder olmaktadır. Türkiye'de biyogazın üretilmesi hiçbir zaman artık aksatılmadan yapılması gereken bir durumdur. Bunu Batı Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu ta 1700 yıllarda başlamıştır. Yağanoğlu biyogaz üretiminin Türkiye'nin enerji açığının büyük bir bölümünü kapatacağını vurguladı. Çünkü TÜİK verilerine göre ülkemizde 12 milyon civarında sığır var. 39 milyon civarında koyun var. 243 milyon civarında da tavuk var. Bunlardan elde edebileceğimiz önemli ölçüde bir gübre ortaya çıkmaktadır. Bu gübrelerden bir adet sığırdan elde yılda 33 metreküp biyogaz elde edebiliyoruz. Bir tonunda. Bunların elde ettikleri toplam dışkı miktarı 86 milyon tona denk geliyor. Bu hesaplamadan yola çıktığımızda Türkiye'nin önemli bir enerji açığını kapatma ihtimali vardır.
Haberiniz olsun da yine bir izleyici telefonu alacağız efendim. Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın, Mustafa Doman Amasya'dan arıyor bizi. Amasya. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi ben kendi çapımda bir hayvan yetiştiriciyim. Süt damızlık. Tamam. Bu hayvanların kulak küpesini takmak için özel veterinerlere vermişler ilçe tarım. Evet. Amasya İlgen. Fakat bu özel veteriner geldi benim doğan dişi anamın kulak küpesini taktı. Tamam. Fakat bunu bilgisayardan sisteme geçirmemiş. Benim gibi aşağı yukarı 70-75 kişi var. Evet. Yani kaza çapında. Yani ben bunu yargıya da taşıdım. Şu anda beklemekteyim yargıda. Yani bu bizim... İlçe Tarım Müdürlüğü'yle görüştünüz mü konuyu? Efendim? İlçe Tarım Müdürlüğü'yle görüşmediniz mi konuyu? Hepsiyle şey yaptım, beni haklı görüyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yargıya taşıyacaksın dediler, yargıya taşıdım. Evet, şu anda sonucu bekliyorsunuz, öyle mi? Alo, yine hattımız düştü. Mustafa Doman Amasya'dan arıyordu. Konuyla ilgili biz de bir araştıralım, yapılabilecek bir şey varsa bakalım. Sizlere aktarmaya çalışırız efendim. Bir haberle devam edelim şimdi. Gaziantep'ten aktaracağız haberimizi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Antep fıstığı üretici çiftçilere özel olarak üretilen yeşil altın adı verilen gübrelerden dağıttı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde Antep fıstığı üreticisi çiftçilere gübre dağıtım töreni düzenlendi. Antep fıstığının biyolojik özellikleri göz önüne alınarak özel olarak üretilen yeşil altın adı verilen gübrenin dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Antep fıstığı için özel olarak üretilen gübrenin verimi arttıracağını söyledi. Bizim belediyecilik anlayışımız insanı ön plana çıkaran, insanı yaşar ki devlet yaşasın felsefesinden yola çıkan, dolayısıyla insanın olduğu, problemin olduğu her noktada belediyenin olması gerektiğini düşünen bir anlayış. Bugün burada yapmış olduğumuz törende bu projelerden bir tanesi. Biz sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günde Tarım Daire Başkanlığı'nı kurarak şehrimizde bulunan çiftçilerimizin problemlerini çözmek, şehrimizde bulunan, yaşayan, üreten çiftçilerimizin meselelerine, dertlerine derman olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Geçen yıllarda silajlık mısır tohumu dağıtımı, buğday tohumu dağıtımı, süt yemi dağıtımı ve arıcılıkla alakalı yapmış olduğumuz kovan ve arı otu tohumu dağıtımı gibi birçok faaliyette bulunduk. Bugün de yapmış olduğumuz, dağıtacağımız gübreler sadece çiftçilerimizde, biraz önce Ziraat Odası Başkanımızın, Tarım Kredi Kooperatif Başkanımızın söylemiş olduğu gibi gübre ihtiyacını temin etmek adına değil, böyle bir gübrenin var olduğunu vatandaşımıza, çiftçimize, üreticimize belirtmek amacıyla yapılmakta olan bir tören. Tabii bunun daha önemlisi, bu gübrenin üretimini sağlamak adına firmayla irtibata geçerek Antep fıstığının ihtiyacı olan gübrenin üretimini sağlamaktı. Çok şükür onu başardık. Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere gübreleri dağıtıldı. Adana'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda, Sayın Atilla Ayaz arıyor bizi. Günaydın Atilla Bey. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim.
Ben şeyden yararlanmak istiyordum. Hani bu hibe desteğinden ben hayvancılıkla geçimimi sağlayan bir insanım. Evet. Mesela ben hani bu hibe desteklerinden hani sıfır faizli kredilerden falan faydalanmak istiyorum ama bize yani şeyler sunuyorlar. Mesela hani ipotek falan diyorlar. Ya ben zaten ipotek verecek bir şeyim olsa ben o girişimlere kalkışmam. Zaten kendi çapımda bir hayvancıyım hani. Büyükbaş hayvancıyım. Evet. Yani bir türlü sorunlarımızı çözemiyoruz. Sorunlarımıza çare bulamıyoruz yani. Hani ben işimi büyütmek istiyorum. Sizin hayvanlarınıza mı ipotek koymak istiyorlar destek alabilmeniz için? Hayır, mesela ipotek istiyorlar. Ev ipoteği, arazi tarla ipoteği falan gibi yani. Bankaya başvurduğunuzda mı? Bankanın talebi midir bu? Hayır, bankaya vurmadım ben ama yani ilçe tarımdan falan, mesela ilçe tarıma gidiyoruz. Ben Ceyhan'ın Mercimek Mahallesi'nde oturuyorum da. Evet. Mesela ilçe tarıma falan başvuruyoruz. Yani ipotek falan istediklerini söylüyorlar. Biz zaten ipotek verecek bir şeyimiz yok. 15-20 tane bir hayvanımız var. Sadece ben işimi büyütmek, yani büyümek istiyorum daha doğrusu. İşinizi büyütmek için. Atilla Bey, şöyle yapalım. Şimdi telefon numaranız bizde var. Rejide arkadaşlarım aldı. Konuyu bir araştıralım. Sizden neden ipotek isteniyor olabilir? Bunu bir öğrenelim. Bunu nasıl aşarız? Onu da araştırıp sizinle tekrar irtibat kuralım. Olur mu efendim? Evet. Bir de şöyle. Mesela hani diyorlar Bursa, Adana, Antalya, Osmaniye gibi yerler kalkınma şeyinde diyorlar. Hani... Evet. Kalkınma bölgesi ama bizim burası daha şu an girmedi falan diyorlar. Biz de 1 Ocak'tan sonra yani hani 2016'yı beklemeye şey 2016 için ayrıca destek ve hibe projeleri biliyorsunuz hükümet programı kapsamında açıklandı. Ancak bundan önce de tabii ki söz konusuydu. Dediğim gibi biz bu konuyu bir detaylıca araştıralım. Nerede, neden takılınıyor bu noktada? Bir bulalım, tekrar sizinle irtibat kuralım efendim. Bir de ben en sağlıklı öyle olacak. Buyurun. Sizin aracınızdan şunu söylemek istiyorum. Ya şeye versinler, hani işi bilene versinler bu gibi şeyler. Yani işi bilenlere versinler. Hani çekirdekten yetme, efendim söyleyeyim yani tarımla uğraşan veya hayvancılıkla uğraşan çekirdekten yetme insanları bir tatlı yani tespit edip öyle yerinde görerek versinler. Hani mesela adam kalkıyor diyor ki ben hayvancılık yapmak istiyorum ama hayvancılıkla bir alakası yok adamın, insanın. Ama oysa ki biz çekirdekten yetmeyiz. Hani yani yerinde tespit edip birebir yani %100 demek istiyorum ben. Hı hı. Peki efendim, buradan da sesinizi duyurmuş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Yine bir haberle devam edelim. Telefonumuzun ardından Mersin'den gelsin haberimiz bu sefer. Mersin'in Mezitli ilçesinde efendim örnek bir proje yaratıldı. Hatta işlemede konuldu. Gönüllü vatandaşlar kendilerine tahsis edilen alanda tarım yapıyor, sebze yetiştiriyor, onları topluyor ve aşevine götürüyorlar. Aşevinde de yine gönüllüler çalışıyor. O gönüllüler sebzeleri yemek haline getirip yoksullara dağıtıyor ve bunların hepsi tamamen bu zincir tamamen gönüllü vatandaşlar tarafından işletiliyor. Farklı bir konsept. Gerçekten övülecek bir konsept. Çünkü Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Yani bir taraftan gönüllü vatandaşlar çaba gösteriyor. Belediyenin dışında üretimde bulunuyor. Ürettiklerini de dar gelirli vatandaşlara yemek olarak sunulmasına katkı sunuyorlar. Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından tarıma açılan 2,5 dönümlük sebze üretim alanında çalışan gönüllü vatandaşlar yetiştirdikleri ürün ve bağışlarla aşevinde günde 300 kişilik yemek çıkarıyor. Burada basit bir örneği çalışmanın, burada arkadaşlar üretmiş olduğu. Mevsimine göre domates, fasulye, lahana, ıspanak gibi sebzeler üreten gönüllü vatandaşlar hasat ettikleri sebzeleri yine gönüllülük esasına göre çalışan aşevine götürüyor. Bu arkadaşlar belediyeden hiçbir şey beklemeksizin, bir beklentileri olmadan, şu ana kadar belediyeden hiçbir yardım almadan kendiliğinden burayı eskiden bozkır, ot içerisinde bir alanken burayı gördüğünüz gibi çok çeşitli sebzelerin üretildiği bir mekan haline getirdiler. Burada şu anda ıspanaktan lahanaya kadar, kerevize kadar, soğanını, maydanozuyla her türlü aklınıza ne gelirse geçmişte fasulye ürettiler. Yine arkadaşlar domates üretiyorlar. Hem üreten mutlu oluyor hem karnı doyan. Bu arkadaşlar bir taraftan kendileri rahat ediyor. Kahveye gitmiyor, başka yere gitmiyorlar. Burada zaman geçiriyorlar doğanın içerisinde. Diğer taraftan bir başka önemli tarafı daha var bunun. Farklı yönü. Ürettiklerini
bizim belediyeye ait aşevine vermektiler. Aşevinde de oradaki yine gönüllü arkadaşlarımız, o gönüllü arkadaşlarımız da aşevinden dar gelirli, fakir, yardıma muhtaç olan insanlara orada vermiyorlar yemeği, evlerine götürüp veriyorlar. Domates, biber, patlıcan, lahana bunları yetiştirdik. Bunu aşev ile paylaştık. Şimdi ise kışlık. İşte bakla, marul, kıvırcık marul, roka, lahana. Biz bunları burada üretiyoruz ve aşevine teslim ediyoruz. Aşevindeki gönüllerimizle yemeğe dönüştürüp halkımıza sunuyorlar. Zirai don riski taşıyan bölgeleri aktaracağız şimdi. ...17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gecenin haritasıyla başlayacağız aktarmaya. Haritada kırmızı renkle gördüğünüz yerler efendim çok kuvvetli don riski taşıyor. Turuncu renkli gördüğünüz yerlerde ise kuvvetli don riski mevcut. Bu iki bölgede, bu iki renkle işaretlenmiş bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması önemli diyelim. Ve hangi illerde yüksek riskler mevcut aktarmaya başlayalım. Çok kuvvetli don riski taşıyan illerimizle başlıyoruz. Ardahan'ın doğu kesimlerinde görüyoruz. Kars'ta, Ağrı'da, Van'da, Hakkari'nin bir bölümünde, Bitlis'in merkezinde, Bingöl'de, Muş'ta, Erzincan'da, Erzurum'da, Bayburt'ta ve Gümüşhane'nin yine bir bölümünde çok kuvvetli don riski var. İçlere doğru ilerlediğimizde Sivas, Kayseri, Malatya da görüyoruz efendim. Kahramanmaraş'ında yine kuzey kesimlerinde çok kuvvetli don riski mevcut. Afyon'da, Eskişehir'de, Ankara'da, Kırıkkale'de, Çankırı'da ve Kastamonu'nun merkezinde yine çok kuvvetli don riskinden söz ediyoruz. Aksaray'da da yine çok kuvvetli don riski var. Afyon'un güneyi ve Isparta'nın kuzeyinde de yine çok kuvvetli don riskinden söz ediyoruz. Geçelim kuvvetli don riski taşıyan illerimize. 17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gece için yine Ardahan'ın bir bölümünde kuvvetli don riski görüyoruz bu sefer. Iğdır'da var. Hakkari'nin bir bölümünde, Bitlis'te, Bingöl çevresinde, Muş çevresinde, Tunceli'nin bir bölümünde, Gümüşhane'de, Sivas, Malatya ve Kayseri'de yine kuvvetli don riski görüyoruz. Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde, Nevşehir'in doğusunda, Yozgat'ta, Çankırı'da, Kastamonu çevresinde, Bolu'nun güney kesimlerinde, Eskişehir'de, Kütahya'da, Afyon'da, Burdur'da, Isparta'da, Konya çevresinde efendim, Karaman'da yine kuvvetli don riski görmekteyiz. Ve 17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gece orta kuvvette don riski taşıyan illerimizi aktaralım. Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde var efendim. Tokat'ta, Çorum'da, Yozgat'ın batı kesimlerinde, Kırşehir'de, Nevşehir'de, Niğde'de görüyoruz. Yine Antalya'nın kuzeyinde, yine Mersin'in kuzey kesimlerinde de orta kuvvette don riski mevcut. Batıya doğru geldiğimizde Burdur'da görüyoruz. İzmir'de, İzmir-Uşak arasında yine bazı bölgelerde orta kuvvette don riski mevcut. Edirne-Tekirdağ arasında bir bölgede yine orta kuvvette don riski görüyoruz. Bolu'da, Karabük'te, Kastamonu çevresinde de olduğunu tekrar hatırlatalım. Orta kuvvette don riskinin 17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gece için. Hafif kuvvette don riski taşıyan illerimizde hızlıca aktaralım. Artvin'de, Rize'de, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un ve Sinop'un güney kesimlerinin tamamında hafif kuvvette don riski mevcut. Zonguldak'ta, Karabük'te, Bolu'da, Bilecik'te, Bursa'da, Balıkesir'de, Çanakkale'de, en batıdaysa Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da, İzmir çevresinde, Aydın çevresinde, Muğla'da, Antalya'nın bir bölümünde yine hafif kuvvette don riski var. Doğuya doğru ilerledikçe Mersin'de, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta da yine hafif kuvvette don riski olduğunu görüyoruz. 17 Aralık'ı 18 Aralık'a bağlayan gece. Geçelim bir diğer günün haritasına.
18 Aralık'ı 19 Aralık'a bağlayan gecenin haritası sizlerin de ekranlarınıza yansıdı. Ne demiştik? Kırmızı renkle gördüğümüz yerlerde çok kuvvetli don riski var. Nereler? Buralar. Kars, Ağrı, Van, Hakkari'nin yine büyük bir bölümünde görüyoruz. Bitlis'te, Muş'ta, Bingöl'de, Erzincan'ın bir bölümünde, Erzurum'da, Bayburt'ta ve Ardahan'ın yine güneydoğu kesimlerinde çok kuvvetli don riski var. İçlere doğru geldikçe Sivas, Kayseri, Malatya üçgeninin yine tamamen çok kuvvetli don riski içerdiğini görmekteyiz. Yine Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde de çok kuvvetli don riski mevcut. Kastamonu'nun merkezinde yine çok kuvvetli don riski görüyoruz. Çankırı'da, Ankara'da, Kütahya'nın doğusunda, Afyon'un güneyinde de çok kuvvetli don riski var. 18 Aralık'ı 19 Aralık'a bağlayan gece. Kuvvetli don riski taşıyan illerimiz ise Ardahan'ın bu sefer kuzey kesimlerinde olduğunu görüyoruz. Iğdır'ın çok kuvvetli don riski taşıyan yerlerinin dışında kalan tüm bölümlerinde kuvvetli don riski mevcut. Bitlis çevresinde, Hakkari'nin batı kesimlerinde, Siirt'in kuzeyinde, Bingöl'de, Erzincan'da, Tunceli'nin bir bölümünde, yine Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Nevşehir civarında kuvvetli don riski mevcut. Kastamonu çevresinde, Çankırı çevresinde, Bolu'nun doğu kesimlerinde, Ankara'da, Eskişehir'de, Kütahya'da, Afyon'da ve Isparta'nın kuzeyinde kuvvetli don riski mevcut efendim. 18 Aralık'ı 19 Aralık'a bağlayan gece. Orta kuvvette don riski ise yine Ardahan'ın bir bölümünde görmekteyiz. Gümüşhane'de, Tokat'ta, Çorum'da, Kastamonu'nun çevresinde görüyoruz tekrar. Karabük'te, Bolu'da, Bilecik'in bir kısmında, Kütahya'da, Uşak'ta, İzmir'in merkezinde görüyoruz. Antalya'da küçük bir bölümde görüyoruz. Karaman'da, Konya'da, Aksaray'da, Niğde'de, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Tunceli'de, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da, Bitlis'in merkezinde de orta kuvvette don riski var. En batıda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da unutmadan söyleyelim. Hafif kuvvette don riski taşıyan yerlerde ise yine Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde görüyoruz. Çanakkale'nin bir bölümünde mevcut. Balıkesir'de, Manisa'da, İzmir çevresinde, Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da, Burdur'da, Uşak'ta, Bilecik'te mevcut efendim. Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep'in merkezinde görüyoruz. Şırnak'ta ve yine Karadeniz kıyısında bulunan illerimizin güney kesimlerinin tamamında hafif kuvvetle don riskinden söz ediyoruz. 18 Aralık'ı 19 Aralık'a bağlayan gece için. Bir diğer günün haritasına geçelim hemen. 19 Aralık'ı 20 Aralık'a bağlayan gecenin haritasıyla devam edelim aktarmaya. Çok kuvvetli don riski taşıyan yerlerden başlıyoruz yine. Yine Ardahan'ın güneydoğu kesimlerinde görüyoruz. Kars'ta, Ağrı'da, Van'da, Hakkari'nin büyük bir bölümünde, Bitlis'te, Muş'ta, Bingöl'de, Erzincan'da ve Bayburt'ta diğer iki haritamız gibi önce aktardığımız, bundan önce aktardığımız iki haritamızda olduğu gibi çok kuvvetli don riski olduğunu görüyoruz yine 19 Aralık'ı 20 Aralık'a bağlayan gece için. Bu sefer Malatya'nın biraz çok kuvvetli don riskinden sıyrıldığını görmekteyiz. Sivas, Kayseri arasında daha çok yoğunlaşmış durumda risk. Kayseri'nin kuzey kesimlerinde de mevcut. Kastamonu'nun merkezinde, Bolu, Karabük arasında görüyoruz. Kütahya'nın doğu kesimlerinde, Afyon'un güney kesimlerinde çok kuvvetli don riski mevcut efendim. Kuvvetli don riski ise yine Ardahan'da görüyoruz. Ardahan'ın bir bölümünde görüyoruz. Iğdır'ın yine büyük bir bölümünde olduğunu söyleyelim. Hakkari'nin batı kesimlerinde, Bitlis çevresinde, Bingöl'de, Tunceli'de, Malatya, Sivas, Kayseri, Yozgat görüyoruz. Kırşehir'de, Aksaray'da, Karaman'ın kuzeyinde görüyoruz. Kastamonu'nun merkezinde çok kuvvetli don riski var dedik. Çevresinde de kuvvetli don riski hakim. Çankırı, Ankara, Kütahya, Afyon dedik. Isparta'nın güney kesimlerinde de, kuzey kesimlerinde de özür dileyerek düzeltiyorum. Isparta'nın kuzey kesimlerinde de kuvvetli don riski var. Orta kuvvetli don riski taşıyan yerleri aktaralım hemen. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ hemen söyleyelim. İzmir, Uşak arasında görüyoruz. Burdur, Uşak,
Kütahya, Kırşehir, Bilecik, Ankara çevresi, Kırıkkale çevresi, Çankırı çevresi, Kastamonu çevresi, Çorum, Yozgat, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman'da yine orta kuvvetli don riski var. Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde görüyoruz. Tokat'ta, Gümüşhane'de, Diyarbakır'da, Batman'da, Siirt'te, Bitlis'te görüyoruz ve Şırnak'ın yine bir bölümünde, Iğdır'ında küçük bir bölümünde orta kuvvette don riski var. Havalar soğudukça riskler de artıyor. Aktaracağımız illerde, uyarı yapacağımız illerde artıyor haliyle. Hafif kuvvette don riskini de aktaralım son olarak. Efendim yine Karadeniz kıyı şeridinde bulunan illerimizin tamamının güney kesimlerinde sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Mavi renkle işaretlenmiş durumda hafif kuvvette don riski görmekteyiz. Batıda yine Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde görüyoruz. Çanakkale'nin bir bölümünde, Balıkesir'de, Manisa'da, İzmir'de, Muğla'nın merkezinde, Denizli'de, Antalya'nın, Mersin'in bir bölümünde, Kahramanmaraş'ta görüyoruz. Şanlıurfa'nın merkezinde görüyoruz. Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yine hafif kuvvette don riski taşıyan bölgeler mevcut efendim. 19 Aralık'ı 20 Aralık'a bağlayan gece için ve 3 günün zirai don riski taşıyan bölgelerini aktardık. Haberiniz olsun da bugün de böylece sona gelmiş olduk. Yarın saat 9'da tekrar görüşmek dileğiyle mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşça kalın.